Her sınava. Çok şükür. Hayatlar bizi bekliyor. Ne oldu? Niye bekliyor? Her sınav be. Ne olacak? Çete başını öldürdük ya. Bizim için iyi oldu. Vay. Çete başını mı öldürdün lan sen? Evet. Vay 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 vay. Nasıl öldürdün? Kılıcımla. Bir saptım. Bir vurdum. Çaktım adamı. Helal olsun. Helal olsun. Peki bunu niye yaptın? Bana ihanet ettiler. O şeytan pisliğiyle bana ihanet ettiler ve ben de acımadım. Acımadın mı? Evet. Vay terbiyesizler. Ben de onlara acımayacağım. Çete başını öldürdük. Sıra o şeytana gelecek. O mafyalara gelecek. Şimdi o şeytan mafyalarla işbirliği yapıyor. Çete başını öldürdüm ya. Şimdi onlar da mezarının uyuyorlardır. Koyarlar. Bal gibi koyarlar. Bize böyle sataşırlarsa böyle olurmuş. Demek ki kendi adamlarını, kendi birlik işlerini, kendi arkadaşlarını mezara bırakırmış. Doğru. Bence de doğru. İyi oldu bizim için de. Rahatladık be. Şöyle bir ziyafet çeksek iyi olur aslında. Hakikaten ziyafet çeksek olmaz mı? Olur. Çekeceğiz. Gideceğiz oraya. Tam da basın oldu mu her işte bir çare olacak. Olacak tabii. Daha biz bu şehri geliştireceğiz. Köyü geliştireceğiz. Daha dur sen. Hey gidiz alın. Bu sene zor anlar yaşadık ya. Zor anlar yaşadık. Şeyler yaşadık. Şunları bir atlatalım. O şeytanları da göstereceğim. İnşallah. İnşallah. Hey gidi. İşbirlik arkadaşım. Böyle mi olacaktı be? Bizi bırakıp gidecek miydin ya? Alt tarafın mağarada da bıraktık. Yaptığı şeye bak ya. İnternet yazalım. Ben böyle olacağını bilsem hayatta bırakmazdım orada. Alırdım. Neyse artık. Ama artık ben senin. Ben sizin patronunuzdum. Ne oldu? Doğru patron ben. Artık biz senin adamlarıyız. Evet. Artık eski patronunuza hoşça kalın. Ve yeni patrona merhaba. Arkadaşlar, biz ne için yaşıyoruz? O aslanı öldürmek için. Hayır, bir tek o değil. Elmaslar için. Buraları cehenneme çevirmek için. Zümrüt altın için. Düşünün lan. Kafanızı kullanın. Bir de diyeceğim o aslanı. Çaktım. Sapladım buraya. Sapladım şuraya. İçini deşeceksin. Kalbini sökeceksin. Aldın kalbini. Ne oldu? Koy buraya. Ne alaka? Alacaksın bunu tekrar bundan. Sana mesela şuraya at diyecek. Attın mı? At. Kalbin komple harcayacak. Koyacaksın, atacaksın. Bu kadar basit. Patron sen dahisin. Herhalde daha iyi. Şimdi eski patronunuza tekrardan hoşça kal diyeyim. Artık burada olmayacağız. Bundan sonra güzel bir yerlere gideceğiz. Gerçekten patron. Evet. Yok canım. Şaka yapıyorum. Burada duracağız. Saçmalamayın. Artık gitmemiz lazım. Biliyorsunuz burası çöl. Güneş artık doğmak üzere. Doğdu, doğmadı. Benim için hiç fark etmez. Benim için batar doğar. Ama önemli olan cehennem sıkıntısı. Anladınız mı? Ben iyilikten hiç hoşlanmam. Hep kötülük yaparım. O yüzden siz hep benim dediklerimi yapacaksınız. O yüzden de herkes adımını
Atacak. Aferin. Şimdi buradan direkt gideceğiz. Ve arkamdan gelin. Hadi bakalım. Buradan mı gideceğiz patron? Yok. Çete başının mezan alamaz. Saçmalama. Acaba buraya bir tane hazine gömsek mi? Olmaz patron. Niye? Patronumuzun mezarlığına altın koyamayız. Günah. Artık ben sizin patronunuzum. Yeter artık. O sizin patronunuz değil. O öldü. Yeter artık. Benim dediğim olacak bundan sonra. Hadi. Merhaba, ben Korcan. Ve tekrar geldim buraya. Ve bugün yine bir köyde kiralık ev kiralayacağım. Bunu da söylerim sizlere. Acaba hangi evlerden kiralasam? Onu ben de düşünüyorum. Şu evlere bakalım. Bakalım ne evler var. Ev hiç bana göre değil. Bana da göre değil. Eskiden ben de fakirdim. Ve artık bu evlerden de bir tanesini seçeceğim. Bu ev sanki biraz şey gibi ama. Bu ev bana biraz iyi geldi. Şuranın sahibiyle konuşalım. Siz sahipsiz misiniz? Yok, ben sahibi değilim. Orada, tarlada. Tamam. Evlere sahipsiz misiniz? Evet, ben işçi Mahmut. Şuradaki evi kiralayacaktım da. Tamam. Ne zaman? Şimdi mi ödeyeceğiz? Yok, ayda ödeyeceksiniz. Ayda? Şimdi evinize geçebilirsiniz. Benim işlerim var. Ayda ödersiniz.